Öncelikle önemli bir teşekkürle başlamak istiyorum. 14 Mayıs'ta oy kullanan tüm seçmenlerimize, sandık kurullarında görev yapan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere, okullarda, binalarda görev yapan tüm bilişim sorumlularımıza, avukatlarımıza, seçim kurullarında görev yapan tüm siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları. Bilgileriniz üzere 14 Mayıs'taki seçimde yurt içinde 192.214 sandığımız vardı. Yurt dışında 9.593 sandığımız vardı. Toplam 201.807 sandığımız vardı. Evet toplam 201.807 sandık. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. %99.9 oranında. O küçücük oranı da kontrollerimizi yapıyoruz. %100 olarak tamamlayacağız. Öncelikle bizim sistemimiz nasıl çalışıyor bunu paylaşayım sizlerle. Oylar kullanıyor, kullanılıyor, sandıklar açılıyor, sayım döküm işlemleri yapılıyor, sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor, imzalanıyor. Bu sandık sonuç tutanağını Bizim sandık kurulu üyemiz ya da müşahitimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor. Okul sorumlumuz da ilçe başkanlığımıza ulaştırıyor. İlçe başkanlığımız da bunu sisteme girdiğinde otomatik olarak genel merkezimizde bunu görüyor. Otomatik olarak. Yani okul sorumlumuz ilçe başkanlığımız ve genel merkez. Ve bu sandık sonuç tutanağı girildiğinde sisteme aynı sandık sonuç tutanağı yüksek seçim kurulunun da sistemine girmişse kendi seçim kurulları aracılığıyla ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Sandık sonuç tutanağı bizim kendi sandık sonuç tutanağımızla yüksek seçim kurulunun sistemindeki tutanak arasında bir farklılık Uyuşmazlık var ise bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Kırmızıya dönüyor o sandık. Ve bunu hem genel merkez hem il hem ilçe görüyor. İşte burada zaten düzeltmeler ve itirazlar başlıyor. Yani son derece sağlıklı bir altyapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmenin iradesi Milli irade her şeyin üstündedir ve her bir oyu takip ediyoruz. Evet bu kırmızı alarm verildi. Size tam rakamları vereceğim. Cumhurbaşkanlığı için önce vereyim. Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı için ayrı milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Toplam 201.807 sandık. 2269 sandıkta Cumhurbaşkanlığı için 2269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. 2269. Tabi 4 adayın da lehine aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17 itibariyle yapıldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için pazartesi 17 itibariyle itirazlar son buldu. Milletvekilliği için milletvekilliği için toplam 4828 sandıkta 25 sandıkta toplam 4825 sandıkta farklılık uyuşmazlık tespit ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aleyhine. Yani millet ittifakı olarak. Ama bunların bazısı bir oydur, bazısı iki oydur, bazısı on oydur, bazısı yüz oydur, bazısı üç yüz oydur. 4825 sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aleyhine farklılık tespit ettik ve bunların da itirazları dün 15 itibariyle bitti. Salı günü dün 15 itibarıyla bu itirazları da yaptık. Şu bilgiyi de vereyim. Biliyorsunuz seçim kurullarında, ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından düzeltiliyor. İtiraz olmadan da bazı maddi hatalar ilçe seçim kurullarında, orada tüm siyasi partilerin temsilcileri de var, düzeltilebiliyor. Birkaç örnek vereceğim. Kırmızı yandı. Bunu biz de görüyoruz. il başkanlığımız da görüyor, ilçe başkanlığımız da görüyor ve itirazları tabii ilçe başkanlıkları ilçe seçim kurullarına yapıyor. Örneğin birkaç somut örnek vereceğim. Bunların hepsi tek tek incelenmiştir. Cumhurbaşkanlığı için Sultan Gazi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi 1374 nolu sandık. İstanbul Sultan Gazi Gazi Mahallesi Nuri Pakdil Anadolu Lisesi. Kemal Kılıçdaroğlu 260 oy almış. 76 yazılmış. YSK'nın sistemine 76 olarak girmiş. Erdoğan 72 almış. Sisteme 248 olarak girmiş. İtirazlar yapılmış. Çünkü sandık sonuç tutanağı elimizde. İtiraz yapılmış ve Seçim Kurulu kararıyla itiraz haklı bulunmuş. Düzeltilmiş YSK'nın sistemine de Bakın bu YSK'nın sistemidir. Kemal Kılıçdaroğlu 260 oy. Erdoğan 72 oy olarak girmiş. Doğru olarak düzeltilmiş. Birkaç örnek daha vereceğim. Ankara Keçiören Aşık Veysel Ortaokulu 4137 nolu sandık. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 137 aldığı halde 121 sisteme girmiş. Erdoğan 177 aldığı halde 201 sisteme girmiş. Sistem kırmızıyı vermiş. Bu şekilde biliyorsunuz toplam 2269 tutanakta farklılık tespit edildi. Hepsi tek tek incelendi. Sandık sonuç tutanağı burada. itiraz üzerine seçim kurulunun kararı burada. Ve YSK'nın sisteminde de girmiş durumda. Düzeltilmiş durumda. Bir örnek daha. Elazığ Merkez İlçe. 1005, 1005 nolu sandık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 95 oyu tutanakta var ama sistemde bu oy İnci Muharrem İnce'ye yazılmış. İtiraz edilmiş Elazığ Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu kararı ve düzeltilmiş sistemde tekrar o 95 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'ye sıfır olarak yazılmış. Malatya Battalgazi 1. İlçe Seçim Kurulu iki sandıktan örnek vereyim çok var. 1050 nolu sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış. Ama bu oylar Muharrem İnce'ye yazılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'na sıfır yazılmış. İtiraz üzerine ilçe seçim kurulu kararıyla düzeltilmiş. Yine Battalgazi Malatya birinci ilçe seçim kurulu. 1053 nolu sandık sandık numaralarını da söylüyorum 1053 nolu sandık Kemal Kılıçdaroğlu'nun 50 oyu Muharrem yazılmış bu da itiraz üzerine düzeltilmiş. Böyle yüzlerce e, örnek var. Tabi hepsini tek tek saymayayım. Bütün, bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanaklarımız hem YSK'nın tutanakları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı ve itiraz süreçleri de takip ediyor. Milletvekilliği için itirazlar dün. 15.00 itibariyle bitti. Cumhurbaşkanlığı için zaten pazartesi 17.00 itibariyle bitmişti. Sonuçları genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Memleketin her köşesindeki, her sandıktaki her bir oyu takip ediyoruz arkadaşlar. Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla 200 oyla farklılıklar olabilir. Onları da takip ediyoruz. Örneğin Maraş'ta ikinci milletvekilliğimiz için İstanbul 3. bölgede milletvekilliğimiz için itirazlar diğer taraf da yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de yapıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Her oy yakın bir şekilde takip ediliyor. Bu konuda herkes müsteri olsun tek tek size rakamları da verdim. Tabii yanlış bilgilendirme de maalesef e, hepimizi çok yoruyor. Örneğin Almanya Bremen'den paylaşılmış. Efendim Bremen'de şu kadar seçmen var ama şu kadar geçerli oy çıkmış. Nasıl olur? İşte 1138 oyu var, seçmeni var Bremen'in. Geçerli oy nasıl o 10.680 olur? Saygıdeğer Basın mensupları bir kere Biremende kayıtlı bir seçmen yok sıfır hepsi Hanafere bağlı Hanaferin toplam seçmeni 114.119 114.119 ve Biremende kullanılan oy da çünkü Biremene de sandık kuruldu Biremende kullanılan oy da 12.151 ve Hanafer seçmenine bağlı bunlar. Hanafer'in seçmeni de 114 bin 119. Bunların hepsi tek tek takip ediliyor. Biliyorsunuz yurt dışındaki seçmenler her yerde oy kullanabiliyor. Bir Bremen'in seçmeni gidip Könde de kullanabilir. Köln'ün seçmeni gidip İngiltere'de de kullanabilir. Fransa'nın seçmeni gidip Amerika'da da kullanabilir. Veya Türkiye'de bulunuyorsa buradaki gümrük kapılarında da kullanabilir. Çünkü orada bilgisayar sistemi var. Nerede oy kullanırsanız kullanın sisteme giriyor. Ve sizin oy kullandığınız görülüyor. Yurt dışındaki oylar da tek tek takip edilmiştir. İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'da ilçe ilçe e, hepsi tespit edildi. İstanbul'da e, Cumhurbaşkanlığı için toplam 117. Milletvekilliği için de 396. Toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı. Ve bunların da sonuçları takip ediliyor değerli basın mensupları biliyorsunuz 64 milyonun üzerinde seçmenimiz var 55 milyon 833172 seçmen oy kullanmış bu oylarında 1 milyon 37 bin103'ü geçersiz sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmen var sandığa gitmeyen Geçersiz oylarla birlikte topladığımızda sandığa gitmeyen seçmeni 9 milyon 332 bin 698 seçmen Bir daha söylüyorum 9 milyon 332 bin 698 seçmen Yani 9 buçuk milyona yakın seçmen iradesini ortaya koymamış Sandığa gitmemiş ya da gitse de geçersiz oy kullanmış. Bu seçim, önümüzdeki seçim, 28 Mayıs'taki seçim çok daha basit bir seçim olacak. Biz 14 Mayıs'taki seçim bitti. 14 Mayıs'taki seçim bitti ve bu seçimin kazananı olmadı. 14 Mayıs'taki seçimin kazananı olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yürütmenin başı Cumhurbaşkanı güven oyu alamadı seçmenden. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve bu maç sıfır 0, 0 başlıyor. 0-0 başlıyor. Onun için lütfen herkes sandığa gitsin. Herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler, özellikle kadınlar. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen milyonlarca seçmen, 1 milyon üzerinde geçersiz oy kullanan seçmen. Bu seçim çok daha basit. İki aday küçük normal bir oy pusulası ve biz sağ taraftaki adaya oyumuzu verirken şuna da oy vereceğiz aslında. Eşitliğe, özgürlüğe, adalete, kardeşliğe, liyakate Hakkaniyete demokrasiye oy vereceğiz. Tek adam rejimine oy vermeyeceğiz. Demokrasiye oy vereceğiz. Bugün maalesef liyakatsizliği, adaletsizliği, baskıları istikrar diye pazarlamak isteyen bir zihniyet var. Öyle ya bütün gücü bir kişiye verdiğinizde sonuç ortada. Tablo ortada ekonomik kriz ortada, eğitim, adalet, sığınmacılar, Türkiye'nin bütün temel sorunları daha da derinleşiyor. Neden? Çünkü bütün güç bir kişide toplanmış ve bunu istikrar diye pazarlamaya çalışıyorlar. Evet 28 Mayıs'ta bunun kararını da verecek milyonlarca seçmen. Bu adaletsiz düzen devam mı etsin? Bu adaletsiz düzen değişsin mi? 28 Mayıs'ta iki aday var bir adaya, sağ taraftaki adaya oy vereceğiz ve demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Tek adam rejimine değil. Demokrasiye oy vereceğiz ve Türkiye'nin yarınını hep birlikte inşa edeceğiz. Değerli basın mensupları. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak bizim temelimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. Ve biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. 28 Mayıs'ta demokrasiyi, baharı, mutluluğu hep birlikte yakalayacağız. Çocuklarımızın geleceği için, gelecek nesiller için. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayır efendim, çok teşekkürler.